Lan yine. İyi misin kuzum? Buyurun buradan. Beni takip edin. Kolay gelsin oğlum. Sağ olun teyzeciğim. Şimdi bırakacağız böyle aksınlar gitsinler. Sonra yüzük nasibini bulacak işte. Bunu mu arıyorsunuz? Ama artık inanıyorum. Gerçekten. Sana da Rüyana da. Çünkü ben seni gördüğüm anda karar verdim. O gün. Onunla evleneceğim dedim. Mahir'i böyle bir cehennem azabında bırakmaya hakkın yok senin. Babasız büyüdü o çocuk. Annesi delirdi. Acılar içinde büyüdü o. Açar mısınız kapıyı lütfen? Araç içeri alamıyoruz, yasak. Acelem var dedim, tekne kaçacak lütfen. Prosedür gereği yasak. Peki. Araba kalsan alırım ben sana buradan. Hop birader, nereye gidiyorsun? Hangisi? Hangi tekete? Hangi? Çapeca! Çapeca! İşte tekne bu. Hoş geldiniz. Hemen çıkmamız lazım. Gel nereye, ben sana yardım edeyim. Çek kendini, çek. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlığı. Çantaca! Çantaca! Efendim problem var. Ben birini arıyorum da burada. Böyle uzun kıvır kıvır saçları var. Beyaz tenli bir kız. Yani bahsettiğiniz gibi bir sürü kız geldi ama. Nenesi yanında. Yaşlı bir kadın. Böyle baston elinde. Aa evet evet, az önce geldiler. Teyzeye dikkatim çekti, hatta bana da selam verdi. Tamam derdiler, şimdi bir tekne binmiş olmaları lazım. 5 dakika önce şurada Bella diye bir tekneye bindiler. Bella. Bella. Eminsiniz değil mi? Bella. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Çantaca! Göze aldı. Çapeza! 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 Tip bakar mısınız? Burada Bella diye bir tekne varmış. Bella. Az önce ayrıldılar. Bakın, bakın limandan çıkıyor şu anda. Çapeza! 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 Bak bitti artık esaretin. Sussun dünya, sussun. Sadece Canbeza! Temiz kalalım. Sana söyledim, bir gün kimin kızı olduğumu hatırlayacaksın dedim. Hatırlatacaklar. Ben hep yanındayım. Pardon, bakar mısınız? Bir şey soracağım, bir saniye. Ya rica etsem teknenizle beni o tekneye götürür müsünüz? Para önemli değil, ben ne istiyorsanız veririm. Mümkün değil, yakıtım yok zaten. Tekneyi çözüp ayrılmam yarım saati bulur. Allah kahretsin ya. Yetişmeniz gereken birisi mi var teknede? Evet evet, yani genç bir kız vardı orada, bir de bir yaşlı kadın. Onları almam gerekiyordu. Gördüm onları ama onlar tekneye binmediler. Nasıl binmedi? Bindiler, hemen indiler. Yaşlı bayan lavaboya mı gidecekmiş, ne yapacakmış? Marina'nın oradaki tuvalete doğru gittiler. Şu tarafta mı? Evet evet, hemen orada. Tamam tamam, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Anam biliyorum yoruldun ama az kaldı. Hadi. Kızım kendin istedin gidelim diye. Niye binmedin o tekneye? Bilmiyorum. Ben tekneye adım atar atmaz bir anda böyle yüreğim sıkıştı sanki. Yanlış bir şey yapıyoruz gibi his geldi. Doğru iş yapmıyorduk. Çıkış şuradan diyor nene. Hadi gel. Kızım, ne yapıyoruz biz şimdi? Geri mi dönüyoruz? Yok nene, geri dönmeyeceğiz. Sadece şuradan bir kurtulalım. Afet Hanım'ın adamlarından bir uzaklaşalım. Ben çaresine bakacağım, tamam mı?
O an üzüntüyle, utançla o ne derse kabul ettik ama o kadına güvenmekle hata ettik. Eğer gideceksek kendimiz gidelim. Yok olacaksak kendimiz yok olalım yani, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Hadi yürü. Yürü. Şuradan bir taksi çevirelim. Ay. Buluruz inşallah bir taksi. Beza. Gitmişler. O da dolu ya. O adam var her yerde bizi arıyordur şimdi. Bizim taksi bir şey bulmamız lazım. Can Feza. Şuradan her bir taksi geliyor kızım. Bir bak hele. Taksi. Ha. Nene bu. Bu boş. Gel. Hay gel Allah'ım nene. Şükür. Bin hemen. Gel. Tamam kızım. Tamam. Sen geç o tarafta. Ay. Hoş geldiniz bacım. Ne yöne gideceksiniz? Abi sen ilerle, ben sana söyleyeceğim nereye gideceğimizi. Ya bak, yakın mesafeyse ben hiç uğraştım Allah'ın seversen. Abi ilerle. Allah aşkına ilerle. Ben sana söyleyeceğim nereye gideceğimizi. Sen ilerle. Çık Feza. Çık Feza, neredesin ya? Belki ayak kırmıştı. Birader şu arabayı al artık buradan. Alacağım alacağım, sorun yok, alacağım. Kalsın burada, hay alacağım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne demek Marina'dan şimdi çıktık geri dönüyoruz? Ben size onları almadan çıkmayacaksınız demedim. Nenemi tuvalete götüreceğim dedi. Biz burada var dedik. Olmaz. Biz buraya giremeyiz dedi. Tuvalete gittiler ama dönmediler. Adamlarımız arıyor. Allah cezanızı versin sizin. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız her şeyi. ...300 lira yazdı. Nereye gidiyoruz ki biz kızım? Bilmiyorum, ne düşünüyorum. Raşit komisere mi gitsek acaba? Hayır, orası olmaz. Orayı Afet Hanım biliyor. Bir uzaklaşalım şuradan. Nerelisiniz siz teyzem? Buldanlıyız oğlum. Ana! Yemin et! Ben de Tavaslıyım, biliyor musun? Ha, konuşmandan anladım. Tavas'ta bizim akrabalar var. Ha. Sen de yörük müsün? Yörüyüz tabii. Granlardanız, bildin mi? Yok, o kadarını bilemem gari. Vallahi bak, binerken anladım, biliyor musun? Daha taksiye binerken rahmetli anacığıma benzettim seni. İçim bir tuhaf oldu yeminle. Allah rahmet eylesin anacığını. Amin anacığım, amin. Vallahi bir akraba görmüş gibi oldum yeminle. Ya pek güzel oldu değil mi? Şu koca İstanbul'da nasıl da denk geldik? Ya kusura kalman da. Duydum işte. Kalacak yer mi bakıyorsunuz siz? Ha, öyle oğlum. Oteller var. Hatta ben sizi bize götüreyim. Bizim hanım da bizim oralı. Pek sevinir. Sağ ol oğlum, sağ ol. Lakin olmaz. Biz şöyle sakin, şehirden ırak, kimsenin böyle erişemeyeceği bir yer bakıyoruz. Öyle yerler var. Şile var, Rive var, Çatalca tarafları falan da var. İşte nerelerse gari onlar. Oralara götürsen sen bizi. Sorma sahip, birinden mi kaçıyorsunuz? Oğlum, biz kanunsuz işler bilmeyiz. Namuslu, dürüst insanlarız biz. Yok teyzem, zaten orası belli. Estağfurullah, yörükten kötü çıkar mı hiç? Yani biz şöyle sakin, bir kafa dinleyecek bir yer bakıyoruz oğlum. Hani kendi kendimize kalıp bir düşünüp istişare edeceğiz. Lakin yolumuz bilmeyiz, kimseyi tanımayız. Yani şöyle güvenli bir yer olsa... Ağabey var. Heh. Hem İstanbul değil gibi, kimsenin de aklına gelmez. Bizim bir akrabanın orada da butik otelin evi var böyle, dere kenarında şırıl şırıl. Kafanızı dinlersiniz, çok rahat edersiniz. Ben götürüvereyim sizi oraya. Ne kadar uzak orası? Bir saate gideriz. Oğlum, daha şimdiden 400 yazdı bu taksi. Ora ne kadar tutar ki? Yani
yanımızda o kadar yok da. Aman anacığım. Seninle pazarlık mı edeceğiz be? Gönlünden ne koparsa verirsin. Ben sizi sağ salim şu dertten kurtarıvereyim de. Allah razı olsun oğlum. Allah bin kere razı olsun senden. Anacığım aç mısınız? Yok oğlum, yok, değiliz, değiliz. Tamam. Sağ ol. Mahir. Ah, şükür geldin. Oğlum, aradığın gibi çıktım geldim ya. Allah'tan yakın yerdeydim ha. Yavrum ne oldu, bu kadar darladın anacığım, ne oldu ya? Sen annen telefonu niye açmıyorsun ya? Ya onlar aratıyordur, şimdi ne diyeceğim bilemem ya. Köşk birbirine girmiştir abi. Evet abi, salayı kaçırdın ya. Hiç değilse oradan çıktı evet. Şükür. Bir şey söyleyeceğim sana. Şurada bir güvenlik var. Konuşsana onunla. Şimdi beni dinlemez. Şu güvenlik kameralarına bakalım. Oğlum tavaf ettim her yer. Yok, bulamıyorum kimseyi. Aa, tamam hallederiz ya. Ben gideyim, hadi gel sen de. Sen git, ben bir telefonla konuşup geleceğim. Hadi. İki gün sonra bekliyorum. Tekrar bir beyin MR alacağız. Tamam. Stres, gerginlik, sinir yok. O nasıl olacak size göre? Oğlunuza reçeteyi dışarıda hemşire hanım veriyor. Eve geçmeden ilaçları alın. Tabii. Sağ ol doktor. Afet Hanım, senin telefonun. Geçmiş olsun. Alo. Kız sen de mi? Bana mı sorarsın? Bilmemiş ya tekniği. Senin yanındadır diye düşündüm ben de. Sen ne yaptığını zannediyorsun Afet Hanım ya? He? Çok oluyorsun ama bak, kendine gel artık. Asıl sen kendine gel. Karşında babaannem var. Ya tekneyle canfezayı göndermek ne demek oluyor, söyler misin? Babasının kızı olduğu nasıl da belli. Gideceğim diye söz verdiği halde yemeyip içmeyip sana haber vermiş. Canfeza haber vermedi bana. Tamam mı? Bulamıyorum ben canfezayı. O yüzden seni aradım. Belki adamların bulmuştur diye. Bulmadı. Rabbim ben dilerim ki inşallah sen de bulamazsın. Bu duan asla kabul olmayacak, duydun beni. Canfezayı bulacağım, elinden tutup o köşeye getireceğim. Karşında duracağım, görürsün sen. Mahir. Mahir falan yok. O kızı benim yanımda gördüğünde bir daha karım olarak göreceksin, duydun mu beni? Söz veriyorum sana Afet Hanım, Urfalı sözü. Afet, ne yaptın sen? Ne yapmam lazım geliyorsa onu yaptım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.